de bitiyor. Artık her an oyun bitebilir. Bir elmas daha, 150 puan. Bu benim de bitiyor Mehlika. Biliyorsun volkan oyunu çok zorlaştı artık ve uzadı. Ama buna rağmen Disigocular hep birlikte Çalısıyla ve Don Kroko'ya karşıyız. Burası son bölüm. Şimdi ikiye de basıyoruz. Ve Mehlika, tebrik ediyorum seni. Ben de size çok teşekkür ediyorum Tolga abi. Ama ben de... Değil mi? Hala heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Yok, sesin öyle gelmiyor ama. Yani sesin sanki çok rahat filan gibi geliyor. O içinin sıcaklığından öyle herhalde. Tebrik ediyorum. Mehlika çok güzel yönlendirdi Hugo'yu. Sivas'tan, evlerinden, tuşlarından filan yönlendirdi. Bayağı da puan aldı. Topladığı elmaslardan Mehlika 170 puan aldı. 100 puan bonusu var. 1 puan da yedek canından ve 271 puanın var. Son bölümde artık sen seçeceksin, tamam mı? O tuşa basacaksın. 1, 2 veya 3'ten tamam. Biri. Başlayalım mı son bölüme? Başlayalım. Sessiz olma provası yapacağız Mehlika. Sessiz konuşabiliyor musun? Evet. Bazılarımız bunu yapamıyoruz da çünkü. Bir prova ver bakayım. Sessizce. Sessiz konuş. Nefesle konuşuyoruz. Büyük bir heyecan var. Belki Hugo ailesine kavuşacak. Hugo bizi asla yenemeyecek. Şerefe. Hey Hugo, eğer şişedeki yeşil sıvıyı dökersen bir şeyler olduğunu göreceksin. İşte 3 şişe görünüyor. Maymun geldi yine. Mehlika ne kadar takip etse de boş, iş yine şansa kalıyor. Heyecanlanma Mehlika, birini seç bakalım. Acaba hangisi? Biri seçiyor Hugo ve Mehlika. Bu hafta zaten hep yanlış şeyleri seçtik. Ve Don Kroko görevini yapıyor. Olsun. Olamaz. Volkan onun tüm havasını kaçırdı. Mehlika, senin kadar olmasa bile çok tatlı değil mi? Evet. Şuna bak, bu kadar uslu bir yavru köpek ben hiç görmedim. Bu arada eşek kadar olduğuna bakma, bu bir yavru. Ve koli anladığım kadarıyla değil mi? Evet, öyle görünüyor. Nasılsın? Biraz iyiyim. Seni de merak ediyorum da bu nasıl sence? Uyuyor mu? Efendim? Çok uslu değil mi? Evet. Oy. Çok tatlısın, çok. Peki, şimdi oyun bittiğine göre artık Melika'dan hediye paketini alabiliriz. Sun bakalım bize hediye paketini. Biliyorum size hediye paketleri. Ülker'den. De ki, Tolga abi, sana hediye paketi gönderiyorum de. Tolga abi, sana hediye paketi gönderiyorum. Teşekkürler. Ülker'in birbirinden lezzetli ürünleriyle dolu sürpriz hediye paketi. Melika, sorunun cevabı neydi sence? Ağaç kakan. Ağaç kakan, ama sorunun içinde de ağaç kakan vardı. Bir bakalım neymiş acaba? Tukanmış. Ha, tukan ben duymuştum. O da ağaç kakan cinsinden bir kuşmuş demek ki. Dünya... Öyle bir isim duymamıştım hayvanlardan. Yani dünya güzelliklerle dolu. Evet. Doğa güzelliklerle dolu. Tabii kıymetini bilmemiz lazım. Selam gönderebilir miyim? Gönderebilirsin de ödemeyi yapacak mısın? Yapalım. Yapalım hadi. Hey, ne yapıyorsun sen? Oh, yiyeceğim seni. Şuna bak Melika. Ne haber? Ne haber? Gel. Sen niye bu kadar uslusun bakayım? Benim burnum bununkinden küçük değil mi? Bir karşılaştır bakayım. Çok tatlı. Çok tatlı zaten. Bir tanem benim. Dur, senin ödemeni alalım şimdi. Melika'nın ödemesi. Kaç kişiye gönderiyorsun? Bir tüm sınıfa, bir de yurt dışına. Yurt dışında kaç kişi? 3-4 kişi. Ha, ona 10 öpücük yetiyor toplu. Bir de 5. Kayseri'ye göndereceğim. 16 ediyor o zaman. Yalnız bak, ekonomik davranmak zorundasın. Bütçemizi ayarlamamız lazım. 16 öpücük alalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Aradaki gitti sayılmaz. Bir tane daha. 9, 10, 11, 12, 13. Aa, hayır hayır, o duyulmadı tam. O 13 bir daha. 13, 14, 15, 16. Ve Melika'nın selamları. Şimdi yurt dışından tamam. Halamlara ve amcama. Tamam. Yeğenlerime, Kayseri'den yeğenlerime ve ablalarıma. Tamam. Ayrıca size ve tüm Migros yarışmacılarına. Tamam. Bir de tüm Almanya'daki teyzeme. Tamam, anlaştık. Biz de seni öpüyoruz tüm Hugo ekibi olarak. Hep ömür boyu böyle tatlı, kendine güvenli, doğal ve içten olmanı diliyoruz. Hayat umarım sana hep güzellikler getirir. Hoşça kal Melika. Hoşça kalın. Bay bay. Hep onu diyorum. Bütün Hugo'cularla, anne Hugo'cularla, baba Hugo'cularla yarışmak bize keyif veriyor. Melika gibi tatlı olunca keyiften öte eriyoruz böyle. Selam Tolga abicim. Biz senin programını kaçırmamaya çalışan iki deliyiz. Şu anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeyiz. Kendine ve Hugo'ya çok iyi bak. Bay Rumuz Çatlaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada nerede olurlarsa olsunlar zorluk yaşayan Bakırköy'de. Şurada burada, bu bir şaka ama zorluk yaşayan herkese hayatın hep güzellikler getirmesini diliyoruz. Ve bazen de bu tür iyilikler yapmamız gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Yardıma muhtaç kişilere destek olmamız gerekiyor. Tolga abi ve Hugo'ya selamlar. Tolga, seni çok seviyoruz. Biz Diyarbakır'dan gönderiyoruz. Üç arkadaş, Caner, Murat ve Taner. Caner diyor ki Cadı Sile'yi çok beğeniyor. Taner de Don Kroko'yu çok seviyor. Dama serdim tene tene, topladım tene tene. Türkiye içinde sevdiğim bir tane, bu da sensin Tolga abi. Ah, çok teşekkürler. Merhabalar İstanbul'dan Oğuzhan Bağdatlı. Oğuzhan. Oğuzhan, beni duyuyor musun? Oğuzhan. Lütfen bak, bu kadar kişi bakıyor. Merhaba. Peki ben o zaman konuğumu bulayım. Konuğum nerede? Konuğum nerede? Konuğum orada bir yerde. O gelecek şimdi. Yeni yarışmacımıza bağlanana kadar. Konuğum. Ah. Erkan abinin yanında. Erkan, konuğumu yollar mısın rica etsem? Ve geliyor işte. Gel. Yerim seni. Seni yerim ben. Gel bakayım, gel. Buraya oturabilir misin? Şuraya otur bakayım, düşme ama. Çok tatlısın. Senin adın ne acaba? Onu da bilmiyoruz ki. Dur şunu çıkaralım. Gel bakalım. Koli cinsi bir köpek. Daha doğrusu ırkı koli. Cinsi erkek yaptığımız araştırmalara göre. Kocaman bir burnu var. Ve tüyleri büyüyünce iyice uzayacak. Kolilerin, o bizim lesi diye bildiğimiz kolilerin tüyleri çok uzuyor. Aa, bir şey olmadı değil mi? Yok, olmadı. Tamam, pekala. Ve merhabalar İstanbul'dan Bahar Cumbul. Merhaba Tolga abi. Nasılsın Bahar? Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sana hep okulda falan soruyorlardır herhalde. Sizin ailenizde artist var mı diye. Evet, soruyorlar. Var mı? Yok, hiçbir alakası yok. Öyle mi, pekala? Meltem'e benziyor musun? Hayır. Benzemiyor musun pekala? Kaç yaşındasın? 14 yaşındasın. Ve biraz sonra zorlu bir yolculuğa çıkacaksın. Börtü böcekle. Hazır mısın? Hazırım. Sorun geliyor Bahar. Bakalım bulabilecek miyiz hep birlikte? Soğuk denizlerde yaşayan büyük bir, ayıptır söylemesi, memeli hayvandır. Sürüler halinde yaşayan cesur hayvan türü hangisidir? Cesur. Yani aklına bir şey oluştu mu? Hayır, hiç bulamadım. Ben de bulamadım hiç. Boş ver zaten. Kendini hazır hissediyor musun oyun için? Evet. Hayır, bizim bir, biliyorsun, bir alıştırmamız var hazır olmayan Hugo'cular için. İstersen yapalım, çok basit. Tamam. Şimdi biliyorsun parmakları böyle koyuyorsun. Evet. Şimdi kapama da, gözleri kapatıp sonra ay benim dediğim gibi ama bağırarak çıkaracaksın sesi. Yani bunu yapınca insan daha iyi yarışıyormuş. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, şimdi önce gözünü kapadın mı? Evet. Evet, alıştırmamızı yapıyor Bahar. Kesin sen Hugometre'ye bile girebilirsin. Yani ben bunu söylüyorum. Erkan da muhtemelen öyle düşünüyordur. Yolculuğa çıkalım mı Bahar? Çıkalım. Hugo, Bahar'ın gözlerinin ucuna. Hey, hadi hafıza oyunu oynayalım. Evet.
Ben hazırım. Jean Paul bir çizgi yaptı. Bu oyunu iyi oynamak istiyorsan hayvanlarını aynı çizgi üstüne koy. Ya da hayvanları değişik yerleştir. Ama kimin hangisini dövdüğünü bilmen gerekir. Sevgili hafızam, gerçekten bana yardım etmelisin. Bugün sana bu ipucunu vereceğim. Kırmızı böcek sarı sumo böceğini daima döver. Hayvanların nerede olduğunu hatırlamaya çalış. Tamam dostum, mesajı aldım. Jean Paul'ün işaretlediği yerleri seç, hayvanları yerleştirmek için anahtarı kullan. İşte başladık bir kere daha maceramıza. Jean Paul karışık olarak gösteriyor. Bahar seçmeye başladı. Oraya karıncalar dedi. Ortayı gösteriyor Jean Paul. Bahar İstanbul'dan yarışıyor. Kırmızı böceği oraya yerleştirdi. Biraz sonra hepsini yerleştirecek ve bakacağız ne kadar puan alacağız diye. İşimiz gücümüz yokmuş gibi haftanın 7 günü canlı yayında Hugo zorlu yolculuklara çıkıyor. Ama tek amacı var, ailesine kavuşabilmek. Hepimiz için çok önemli bu. Sarı sumo böceği oraya gitti. 2 tane yer kaldı. En başı gösteriyor Jean Paul. Her seferinde değişik yerleri karışık olarak gösteriyor artık. Oraya mor salyangoz ve son olarak mavi sivrisinek. Şimdi yaprağı kaldırabilirsin. Zor bir mücadele olacak. Evet, kırmızı böcek, mor salyangoz. Ah, buradan alıyoruz 2 puan. Çok güzel. Bayan karınca gösteriyor. Ne meydan okuma ama. Karıncalar sarı sumo böceğini dövüyor. 2 puan daha, bu şu anlama geliyor. Birlikte olursak kazansın. Çok büyük bir sarı sumo böceğini bile yani örnek olarak görebiliriz. Buradan da 2 puan geliyor. Bahar, tebrikler. Şimdi en iyi gömleğine iddiaya girebilirsin. Mavi sivrisinek sarı sumo böceğine karşı. Buradan da 2 puan geliyor. İnanılır gibi değil. En iyi mücadeleni vermelisin. Ve son olarak... Aa, başımız belada. Buradan da 2 puan. İnanılır gibi değil. Bahar, şaka mı bu? Tek karınca yetmiyor, 2 karınca birden puanları tutabiliyor ancak. Hugo çok seviniyor. 10 puan alınabilecek en yüksek puan. Bunların her birini 20 ile çarpacağız şimdi güzel bir pazar sabahında. Ve tam 200 puan sırf buradan gelecek. 100 puan da bonusumuz olacak. Yani börtü böcekte alınabilecek en yüksek puanla 300 puanla son bölüme geçiyorsun. Bahar, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki şey, yani biraz da şans mı yardım etti yoksa hepsini planladın mı? Ya şans. Ama sırf şanslı olamaz tabii. Bazılarını da biliyordun herhalde. Tebrik ediyorum. Çok iyi gidiyorsun. Teşekkür. Son bölümde iş şansa kalıyor. Üzülmek yok. Hep birlikte bir bakalım neler olacak. Parmak ucunda yürüsek iyi olur. Hugo bile parmak uçlarında yürüyerek yanımıza gelemez. Ah, cadısıca biraz az konuşsan veya senin de sesin kısılsa. 3 delikte de birer kapı kolu var. Hugo, Lina ve çocukları kurtarmak için doğru olanı seçmen gerekiyor. Fernando, duruşunu yiyeyim, ne kadar karizmatik bir dostsun sen. 3 kapı ve kapılardan bazılarının gözleri oynuyor. Ürkütücü bir durum. Hugo 2 numaralı kapıya gidiyor. Bahar'ın istediği gibi. Bahar İstanbul'dan yarışıyor. Ve yanlış bir seçim oldu. Ne yapalım? Hugo postalandı. Diğer kapı kollarından birini seçmeliydin. Bahar. Efendim. Olabilir değil mi? Evet, önemli olan sizinle yarışmaktı. Böyle tatlı tatlı Hugo'cularla birlikte olmak. Sana bir şey söyleyeyim mi Bahar? Bu hafta çok kesat geçti. İşler çok kesattı. Herhalde ekonomik durgunluk etkiledi. Yani yalan olmasın ya 1 ya 2 ya da 0 Hugo'cu Hugo'yu ailesine kavuşturabildi. Önce senin bir hediye paketini verelim. Hugometre'deki durumu da inceleyeceğiz. Kabul eder misin? Tabii. Ülker'in birbirinden lezzetli ürünleriyle dolu sürpriz hediye paketi. Sen çok teşekkür ederim. Hayır, bu kadar kolay kurtulamazsın bizden. Şey, sorunun cevabını sen düşünmüş mü? Önce bir Hugometre'ye bakalım.
Gomette'de, yani bu hafta ne oldu bilmiyorum. Sen de yarıştın. Çok kötü bir haftaydı ailesine kavuşturmak için. İşte Hugo Mete. Nerede Hugo Mete? Burhan Çelik 200 puanla ayın 16'sında oraya yerleşti. Gerçekten sadece koskoca haftada bir kere ailesine kavuştu Hugo. Olabilir. Dolayısıyla bizden Burhan bir armağan daha kazandı. Ayrıca bir armağan daha kazandı. Gel, gel sayın konuğum, gel. Gel bakayım, gel bakayım. Bahar. Efendim? Yani ben mi hayvanlara aşırı düşkünüm yoksa sahiden çok mu tatlı? Çok tatlı. Neymiş, bir de çok uslu, çok ilginç. Böyle bir yavru... Köpek için fazla uslu hatta, çok akıllı. Çok teşekkür ederim geldiğin için sevgili konuğum. Bahar, sorunun cevabı ne olacaktı sence?